Rihter'in telefonunu açmıyorsun. Yine arıyor. Bu akşam kızım dahi olsa saçma sapan sorunlarla uğraşmak istemiyorum. Hadi. Gidiyor muyuz caz kulübe? Tamam. Hoş geldin. Beşir nasıl? Kötü. Katya'nın çalışma izni olmadığını neden bana söylemedin? Çünkü bilmiyordum, ne bileyim. Yarın yine birilerinin haberi olacak. Adnan Ziyagil evinde kaçak işçi çalıştırıyor diye yazacak. Umarım yazmaz. Niye ben zor durumda bırakılıyorum? Niye söylenmiyor bana? Yarın Firdevs Hanım'a birlikte sorarız. Katya konusunda artık tek kelime bile duymak istemiyorum. Yeterince sinirim bozuldu. Üstelik defolsun gitsin. Hiç umurumda değil. Gitsin, bu konu kapansın. Yeter. İyi geceler. Hoş geldiniz. Yattı mı Bülent? Ha, evet. Aa, Matmazel hala burada mısınız? Evin gündemi bu kadar hareketli olursa kimse yatağına giremez tabii. Çok yorgunum. Seni de yatırmamı ister misin? Yarın yine çok koşuşturmalı bir gün olacak. Ev için tapuya gidilecek. Eşyaları sipariş edeceksiniz. Beşir'e de uğrayacağız. Ne diyorsunuz Katya saçmalığına? Hiçbir şey diyemiyordur. Ne diyecek? Gel. Hadi bir tanem. Sen uyu, dinlen. İyi geceler. İyi, İyi geceler. Geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Ben sadece kızın telefonunu verdim. Başka bir şey yapmadım. Nihal istiyor zannettim. Onların ne düşündüğünü ne bileyim. Hala da bilmiyorum ne yapmak istediklerini. Kendini kandırma Peyker. Kendini kandırma. Neler olduğunun sen de farkındasın. Hayır. Bihter o evliliğe engel olmak istiyor. Saçmalama. Niye böyle bir şey yapsın ki? Çünkü babam haklı. Zaman gerçekten en etkili ilaçmış. Yaralar kapanmasa da zamanla daha az acıtmaya başlıyor. İnsan kendine dönüyor zamanla. Kendini düşünmeye başlıyor. Hayatın yeniden farkına varıyor. Duygularını yeniden keşfediyor insan. Yaşa başa bakmıyormuş. O zaman anlıyor insan. Yaşamak istiyor. Bu girişten ne söyleyeceğimi anladınız herhalde. Deniz Hanım, ben evlenmeye karar verdim. Her şey böyle başladı. Günaydın. 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 Firdevs Hanım kalkmadı herhalde. Herhalde. Şu Katya konusunu bir konuşsaydık. Hemen huzura çağırayım.
Rica ederim, otur lütfen. Konuşuruz nasıl olsa. Yok yok, gelsin. Bıktım artık imalı laflardan, soğuk bakışlardan. Aşağılamaktan usandım. Bihter! Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Günaydın. Günaydın. Bihter. Ev üzerimize yıkılıyor, siz yatıyorsunuz Firdevs Hanım. Saat kaç? Telefonlarıma niye cevap vermiyorsun? Duymadım. Madem bu insanlarla tek başıma mücadele edecektim, madem hiçbir şey değişmeyecekti, niye bana yardım edeceğim diye söz verdin? Elimden geleni yapıyorum, görüyorsun. Her şeyi daha da zorlaştırmaktan başka ne yaptığını söyler misin bana? Bu kadar hassas bir konuda güvenliğin insana bak Katya. Biliyordum onun başımıza dert olacağını. Biliyordum ben. Nasıl bu kadar tedbirsiz olabilirsin? Bu kadının eline nasıl böyle bir koz verirsin? Tamam yeter, bir kafamı toplayayım önce. Şu hale bak. Ben Beşir'in korkusuyla titrerken bir de Katya çıktı başıma. Beşir'den niye korkuyorsun? Bizi biliyor. Dünden beri daha iyisin maşallah. Maşallah. Ben yine sana çorba kaynattım. Cemile hemşirelere bırakıyor ama daha azdan beslenmeye başlamamışsın. Bir söyleriz size, o zaman getirirsiniz. İnşallah. Ağrınsızın var mı? Aman aman olmasın. Çıkarmak mı istiyorsun? Yorma kendini evladım, yorma. Süleyman amca. Söyle yavrum. Sizinle konuşmam lazım. Yalnız mı? Biz çıkalım yani. Tamam. Thank you.